Merhaba arkadaşlar, City Skyline İstanbul XE projemizde 26. bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz son bölümlerde Tuzla ilçesini hemen hemen tamamlamıştık ve tekrar yönümüzü batıya çevirmiş ve Kadıköy'e giriş yapmıştık. Bostancı tarafından çalışmalara başlamıştık. Bununla ilgili bu bölümümüzde Bostancı ile ilgili etapları tamamlamaya çalışacağız. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Evet, yine biz sokak fotoğraflarından şöyle kendimize bir yer belirliyoruz. Otobüslerin geçtiği ana caddeleri vesaireleri buradan çizdikten sonra ara bağlantı yollarımızı yapıyoruz. Evlerimizi düzgün bir şekilde yerleştirmek için. Burada genelde çok katlı binalar, siteler vesaireler var. Bu bizim özellikle Tuzla ilçesini inşa ettikten sonra ciddi bir şekilde çoğalmış olan mesken açığımızı umarım kapatmış olacak. Şimdi burada hem Maltepe ilçesine bağlı mahalleleri hem de Kadıköy'e bağlı Bostancı tarafındaki mahalleleri inşa edeceğiz. Burada böyle bir dere yatağı var. Burada işte Lunapark vesaire de diye geçen bölgeler var. Bunun üst tarafındaki siteleri, binaları yapıyoruz. Aşağı tarafta ise işte 16-17 nolu hatların geçtiği minibüs yolu vesaire diye hitap edilen Bağdat Caddesi'nden devam edeceğiz. Şöyle E5'e yakın olan bölgeleri binalarımızla güzelce kapatıyoruz. Biliyorsunuz burada bu çalışmamızda kendi yaptığımız asetleri kullanıyorduk. Böylelikle caddelere yakın yerlere daha büyük katlı binalar, ara yerlere daha küçük katlı binalar seçenekleriyle ilerleyerek tamamlıyoruz. Özellikle büyük binaların olduğu yerlerde yerleşim yeri kalitesini artırmak için işte park, çeşitli işte alışveriş merkezi gibi, okul gibi, hastane gibi yapıları da sık bir şekilde koyuyoruz. Şimdi bu bölgeleri ezbere pek iyi bilmiyorum. Sadece Google haritalardan gördüğüm kadarıyla binaları karışık bir şekilde yerleştiriyorum. Eğer o bölgede büyük bir mezarlık, büyük bir park, işte üniversite alanı, hastane gibi bir şeyler varsa gördüğüm kadarıyla ilk önce onu merkeze alıp diğer tarafları karışık binalarla tamamlıyorum. Ana caddelere bakan yerlere genelde işte çarşılık veya ofis binaları vesaire koyuyoruz. Böylelikle binaları tamamlamış oluyoruz. Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz İstanbul XE projemiz biliyorsunuz 1/2 ölçekli İstanbul Anadolu yakasını içine alıyor. Lakin binalarımızdaki kişi sayısını, meskenlerdeki kişi sayısını 10'da 1'i kadar yaptık. Bu ne demek? Yani işte bir apartmanda 10 daire varsa işte burada toplam 40 kişi olması gerekiyorsa biz 4 kişi varmış gibi yapıyoruz. Bunu neden bu şekilde yaptık? Çünkü oyunun desteklediği bir kişi sayısı var. Kişi sayısını aşmamamız lazım. 1 milyon kişiyi içine alıyor. Bizim şimdi Anadolu yakamız nereden baksanız 6-7 milyon kişi. Birinci farklılık buradan geliyor. İkinci farklılık da şu. Biz belediye otobüsü fokusuyla bu haritayı yaptığımız için belediye otobüs duraklarında bu sefer gerçekçi bir kişi sayısı belirlediğimiz zaman bazen 1000 kişi, 1500 kişi otobüs bekliyor oluyor. Bunun çözümü için sefer sayılarını bu sefer artırıyoruz. Sefer sayılarını artırınca bu sefer yollarda tamamen otobüsler oluyor. İşte 200 tane, 150 tane otobüs hatlara gidiyor. Bunu da bu sefer çirkin gözüküyor. Çünkü bizim hatlarımızda genelde saatte 3-4 otobüs vesaire çalışabiliyor. Buna gerçekçi bir hale getirmek için biz binalardaki kişi sayılarını 10'da 1'i kadar yaptık ve böylelikle de bizim şu an için yaklaşık 125 bin olan nüfusumuz aslında 1 milyon 250 bin olarak düşünebilir. Şimdi Anadolu yakası nüfusunu tam bilmiyorum ama 7 milyon diyecek olursak İstanbul nüfusuna göre 7-8 milyon diyecek olursak bizim bunun karşılığımızı yaklaşık işte 2,5-3 milyon olması lazım. Demek ki biz nüfusumuzun şu an daha yarısına bile erişemedik. Daha şu an 1 milyon kişideyiz. Evet, şimdi Bostancı'ya yaklaştık. Bostancı tren istasyonunun etrafındaki iş merkezleri ve işte evleri, apartmanları kuruyoruz. Bu bölgeye de büyük çoğunlukla 9-10 katlı binalar ve aralardaki boş kalan yerlerimizi de referans alarak buralara da 6-7 katlı binalar koyuyoruz. Yine aynı şekilde 6-7 katlı hem ofis binası hem de mesken olarak kullanılabilecek tarzda binalar koyuyoruz. Bazı yerlere siteler de koyuyoruz. Bazı yerlere de müstakil apartmanlar şeklinde koyuyoruz. Oyunun desteklediği belli bir bina sayısı var. O bina sayısını aşmamamız için tek bir binaymış gibi oyunu kandırarak tek bir arsa üzerine 4 ya da 8 tane bina kurulu hazır asetler kullanıyorum. Bunları oyun motoru kendi buralara ekleyemediği için de bunu da ilgili bir modla biz kendimiz kopyala yapıştır sistemiyle binaları yerleştiriyoruz. Bazı yorumlarda arkadaşlar işte standart çıkan binaları kullansak vesaire gibi vesaire demişlerdi ama bununla ilgili ben
haritayı daha gerçekçi bir görüntüye katmak için buralara kendim yerleştiriyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer o bölgeyi biz çok iyi beslediysek, hiç alakasız yerlerde çok yüksek katlı binaların aynısından sürekli oluşacak. Alçak katlı binaların olduğu işte Kavakpınar gibi veya Gül Suyu vesaire gibi bölgelerde, Topselvi gibi bölgelerde de merkezi olarak geçtiği için yüksek binalar oluşacaklardır. Bu dengesizliği oluşturmamak adına ben Google haritalarda eğer o bölgeyi villa olarak görüyorsam, villalık binalar, yüksek katlı binalar varsa, çarşılıklar varsa binaları ona göre seçiyorum. Siteler varsa, toplu konutlar varsa, TOKİ'ler varsa ona göre ilgili binamızı seçerek kendim inşa ediyorum. Tabii bu ne oluyor? Biraz oyunun oluşma süresini uzatıyor. Bunun karşılığında da ben şimdi size videoyu aktarırken bu videoları videoyu 4 kat hızlandırarak aktarıyorum. Bu 4 kat hızlandırılmış haliyle devam ediyor. Bu çalışmamızı işte oyundaki yıl tarihine bakarak ortalama kaç saatte yaptığımız kabaca ortaya çıkar. Çünkü tüm yaptığım çalışmaları da açıkçası burada videoya eklemiyorum. Özellikle E5'in etrafındaki kavşakların ayarlanması, otobüslerin geçtiği caddelerin seçilmesi. Çünkü bazı bölgelerdeki hatları bilmiyorum. Hatları bilmediğim için de öncelikle otobüs hattını tespit ediyorum. Sık otobüs hatlarını özellikle tespit ediyorum. Çünkü bazı bölgelerde otobüs durakları, hatları var ama çok seyrek. Günde bazen bir sefer, iki sefer olan bölgeler var. Bunları dikkate almayacak şekilde sık otobüslerin çalıştığı bölgelerde ana yolları hazırlıyorum. Ondan sonra ona göre tali yolları belirleyerek işlemimize devam etmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi burada Çatalçeşme tarafındayız. Bostancı'nın sahil bölgesini inşa ediyoruz. Burada üst tarafta Bağdat Caddesi, alt tarafta da sahil yolu var. Bu iki taraf arasında büyük çoğunlukla çarşılık kabul edilecek. İşte assetler kullanıyoruz. Konverj assetleri kullanıyoruz. Diğer yerlere de çok yüksek katlı olmayan meskenlerle dolduruyoruz. Yani bir mesken, bir ticari işletme vesaire gibi düşünerek bu bölgeyi tamamlıyoruz. Çünkü bu bölgede dediğim gibi hem sitelik bölgeler var, hem alçak katlı binalar var, hem çeşitli ofis veya işte çarşı, pazar veya kafe diyebileceğimiz tarzda sosyal alanlar var. Bu araları bunlarla dolduruyoruz. Bizim banliyö hattımız hemen kuzeyde zaten. Banliyö hattına bakan bölgelerde binaları ayarlıyoruz. Tabii harita ölçeğinden ötürü banliyö hattının kenarları bazen böyle çentik kalabiliyor. Oralarda binaların hepsini dolduramadık. Eğer güzel bir banliyö içinden video vesaire çekecek olursak oraları işte fake binalarla, yani yol bağlantısı olmayan binalara tamamlayıp güzelce belki video çekeriz. Çünkü biliyorsunuz bu serimizin baş taraflarında özellikle otobüs içinden videolar, işte otobüs hat videoları vesairelerde koymuştuk, sahneler koymuştuk. Şimdi etabımızda çoğunlukla bina inşaatları olduğu için son etaplarda birazcık daha bina inşaatları ile ilgili videolar geliyor. Şimdi bu bölgemizle ilgili bina çalışmalarını tamamladık. Bu bölgeden daha önce kurmuş olduğumuz işte 17 hattını birazcık daha uzatacağız. 16D hattını Bostancı'ya kadar getirmiştik. Bunu tekrar uzatacağız. Çünkü haritamız Kadıköy'e kadar gidecek, biliyorsunuz. Kadıköy, Üsküdar, Harem, bu bölgeleri tamamlamış olacağız. Bu bölgeyle ilgili otobüs hatlarımızı inşasına devam edeceğiz. 16A hattını da yapmıştık Harem. Onu da uzatacağız tekrar Harem'e kadar. Bu bölgelerdeki kalabalık nüfusu çekmeye çalışacağız. E5'in kuzeyine hitap eden otobüs hatlarında işte bu bölümden sonra E5'in üzerine çıktığımız etaplarda bu hatları da inşa edeceğiz. Evet, şöyle baktığımız zaman sahil bölgesiyle ilgili işlerimiz de hemen hemen tamamlandı gibi gözüküyor. Şimdi burada Bostancı'nın merkezinde otoparklar, işte metro inşaatı, otopark inşaatı gibi bir şeyler var. Şimdi burayı biraz değiştirelim, bağlantı yollarımızı ayarlayalım. Burada inşaat olmasını gösteren çeşitli öğeler vesairelerimiz vardı, onları yerleştirelim. Aralara parklar koyalım. Şöyle birazcık daha ayarlayalım. Çünkü burası merkezi bir alan. Burada hem metro durağı var, hem otobüslerin son durakları var, hem feribot, vapur iskelesi vesaire var. Onun için şu vapur iskelemizi buraya bir koyalım. Çünkü şimdi bizim sanayi bölgelerimiz şehrimizin doğusunda, meskenlerimizin de büyük çoğunluğu batıda olduğu için doğu batı arasındaki insanların transfer süreci bizde şu an problemli. Sadece otobüs hattıyla bunu sağlıyoruz ve otobüs hattımız full dolu, 130 hattı. Aynı zamanda banliyö hattını da faaliyete geçirdik. Banliyö hattımız da boş denmeyecek kadar kalabalık. Şimdi buna paralel olarak bir de vapur hattı buraya koyacağız. Yani Kadıköy'den başlayacak Bostancı, Bostancı'dan Kartal, Kartal'dan da Pendik'e giden işte orta sıklıkla hareket eden bir vapur hattı buraya inşa edeceğiz. Buradan bu vapurumuz
yolcularımızı bir taraftan bir tarafa taşıyacak. Daha sonraki bölümde yine Kadıköy'e doğru ilerleyeceğiz. Şimdi en son Pendik'ten Kartal'a getirmiştik bu vapur hattını. Bu Kartal'dan da şimdi Bostancı'ya bir bağlantı kurup bunu tamamlayacağız. Şöyle bir gidiş yolu yaptık, bir de dönüş yolu yapalım. Böylelikle de artık vapurumuz faaliyet gösterir. Bu hattımızın adına da şehir hatlarına Bostancı Kartal Pendik olarak bir isim verelim. Vapur sayısında 4 tane yapalım. Bu 4 tane vapur karışık bir şekilde gitsin. Evet, bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum.